Kuralları bilmediğimiz zaman bazen çok büyük hatalar yapabiliriz güzel arkadaşlar. Yani sen bir okula gidiyorsun ve okuldaki kuralları bilmediğin zaman, kuralları bilmeyerek hamle yaptın ya da bir iş yerine gidiyorsun, işe başlıyorsun. Kuralları bilmediğimiz zaman her şey Arap saçına dönebilir. Ya da bir maça çıktın, futbolda maç yapıyorsun, sporcusun. O sahada kuralları bilmese 22 futbolcu, orası bir cehennem yerine dönebilir. Hayatta da kurallar var. Hayatın kurallarını bilmediğimiz zaman güzel arkadaşlar, işimizi, güzel olan, kolay olan hayatı çok zora sokabiliriz. Size bu kurallardan, yasalardan, evrensel yasalardan bahsedeceğim. Bu yasalar için çekeceğim ilk video, kanalımızda ayrı bir öğretme listesi yapacağım ve orada yasaları ayrı ayrı değerlendireceğim. İlk yasamızla başlayalım. Olur mu? Ne dersiniz? Güzel dostlar, hayatın işleyişi bizim bildiğimiz gibi değildir. Dünyadaki yaşam enerjisi bizim bildiğimiz gibi akmaz. Daha doğrusu toplumun bize verdiği gibi akmaz. Hayatın kendine ait kuralları, kanunları, yasaları vardır. Evrensel yasalar vardır. Dolayısıyla yaratıcı bizi bir dünyaya gönderir ve bizim bu hayatta istediğimiz şeyler vardır. Eğer yasaları bilirsek buna çok kolay ulaşırız. Yasaları bilmezsek işimiz çok zorlaşabilir. Sen bir iş yerine gittin, okula gittin, oradaki kuralları, yönetmeliği, kanunu, mantığı bilmiyorsan işte çok zorlanabilirsin. Futbol maçına çıktın, futbolcusun, kuralları bilmiyorsan top taç çizgisini çıkar ama onun kuralsızlık olduğunu fark etmiyorsan işimiz çok zorlaşabilir. Hayatımızda da yasalar var arkadaşlar ve hayatın yasaları bizim bildiğimizden daha farklı şekilde akmaktadır. Hani şöyle bir mantık anlatmıştık, hatırlıyor musunuz? Sonuç varsa sebep var demiştik, hatırlıyor musunuz? Yani tohum varsa ağaç var, doğru. Yalnız ağaç varsa binlerce, milyonlarca tohum var. Sihirbazlığın kanunu videosunda anlatmıştım, hatırlıyorsunuz. Şimdi bizim de arkadaşlar hayatımızın yasaları var. Bir şeyler istiyoruz hayattan. Başarılı olmak istiyoruz, sevgi dolu olmak istiyoruz, aşk dolu olmak istiyoruz. Zengin olmak istiyoruz, ünlü olmak istiyoruz, bir şeyler istiyoruz hayattan ve bu hayattan istediklerimiz ya neden olmuyor diyoruz. Neden olmuyor? Hatta Allah'a o kadar dua ederim, geçen bir yerde okudum, birisi bir arkadaşını görmüş, diyor ki Allah'ım o kadar beddua nereye gidiyor anlamıyorum, halen diyor her şey yolunda yaşıyor. Biz zannediyoruz ki mesela dua ettiğimizde sanki yaratıcı lokantada bir garson, sen ondan bir şey sipariş ettiğinde sana verecek zannediyoruz. Ya duanın ya da istemenin sistemini, mantığını bilmiyoruz. Burada isterseniz bu istemenin birazcık mantığına, ayrıntısına gireyim arkadaşlar. İstemek nasıl olmalı? Ya şöyle düşün. Sen şimdi bir yerde bir kralsın. Ve halk toplanmış. Gelmiş sarayın önüne. Senden bir şeyler isteyecekler. Yalnız sen onlara çok şeyler vermişsin. Ev vermişsin, yiyeceklerini vermişsin. Pek çok şey vermişsin ve senden bir şeyler isteyecekler. Şimdi senden kapıyı tıklatıp, sayın kralım, bugüne kadar verdiğin her şey için teşekkür ederim, minnettarım. Verdiğin her şey benim ihtiyacım olan şeylerdir dese ve şimdi de şunu istiyorum, lütfedersiniz dese mi daha kibar davranırsın ya da şöyle mi dese, ya ona verdiğinde bana niye vermedin? Bir şikayetle gelirse, senden şikayetle gelirse şunu demez misin? Demek ki şu ana kadar verdiklerimin çok farkında değil. Şimdi güzel dostlar, biz kutsal kitaplara baktığımızda hep şunu görüyoruz. Önce bir şükür var. Eğer diyorlar, bize şu ana kadar verilen ne varsa her şey bizim ihtiyacımız olan şeylerdi. Ve onun için bir minnet var, onun için bir teşekkür var, onun için bir şükür var. Ya Musa peygamberin arkadaşlar hikayesini biliyor musunuz bilmiyorum. Musa peygamber kaçıyor. Niye kaçıyor biliyor musunuz? Çünkü cinayetle suçlanıyor. İki arkadaşı kavga ederken onları aralamaya çalışmış. Onları aralarken birisi ölmüş kazara ve dolayısıyla cinayetle suçlanıyor ve kaçıyor Musa peygamber. Kaçıyor derken nerede kaçıyor? Çölde kaçıyor. Cinayetle suçlanıyor ve çölde kaçıyor ve arkadaşlar tabi bir müddet sonra nasıl işte parası yok, susuz, yemek yok ve cinayetle suçlanıyorsun. Şimdi bu bir peygamber değil mi? Peygamber o sırada Allah'tan ne istese de Allah vermez. Peygamber bize arkadaşlar isteğiyle aslında isteğin nasıl olması gerektiğini göstermiş oluyor. O sırada Musa peygamber nasıl istiyor biliyor musunuz? Aç, susuz ve cinayetle suçlanıyor ve vur emri var. Yani görüldüğü yerde vurulacak. Öyle bir durumdayken Musa peygamber bir ağacın altında oturmuş ve şöyle duydu. Diyor ki Rabbim tarafından bana her ne gönderildiyse kabulümdür.
Yani şunu demiyor, bana yemek ver, bana su ver, işlerimi yoluna koy, güvenli bir hayatım olsun demiyor. Yalnız bunların hepsine kavuşuyor sonunda. Ve bize bunların hepsine kavuşurken istemenin nasıl olması gerektiğine dair çok güzel bir ders veriyor. Sonra Musa peygamber arkadaşlar aç, susuz, böyle çaresiz, korunaksız bir şekilde devletten kaçıyor, vur emrinden kaçıyor ama bir yandan da susuzluktan dili damağı kurumuş, su arıyor, bir yandan yemek arıyor. O sırada bir tipinin başında arkadaşlar iki kadını hayvanlarını sıkı sıkı tutmuş bırakmıyor. Musa peygamber görüyor ki aşağı tarafta da tüm köylü, tüm halk kendi hayvanlarını suluyorlar. Ve kadınların yanına varıyor, diyor ki neden hayvanlarınızı bırakmıyorsunuz? Bunlar da su ihtiyacı var sanırım, neden bırakmıyorsunuz diyor. Kadınlar diyor ki aşağıdaki insanlarla biz baş edemiyoruz. Onlar duruma göre bize sarkıntılık yapabiliyorlar, bize zarar verebilecek durumdaki insanlar. Ve diyorlar bizim babamız da yaşlı, onlarla baş edemiyor. Dolayısıyla onların işinin bitmesini bekliyoruz diyor. Musa peygamber arkadaşlar kadınların hayvanlarını alıyor, suya götürüyor. Hayvanların ihtiyacını karşılıyor ve geri getiriyor. Geri getirdiğinde kadınlardan bir teşekkür bile beklemiyor. Evet, kadınlar teşekkür ediyor ama onu bile beklemiyor. Çünkü bir şey gönülden yapıyorsan bir şey beklemen doğru değil zaten. Gönüllü olarak bir şey yaptığında zaten bir şey beklememelisin değil mi? Doğal olarak. Hani bizim normal hayatımız var ya, ona şu kadar iyilik yaptım, bu kadar iyilik yaptım. İyilik yapmışsan gönüllü yapmışsındır. Bir şey beklemen doğru değil değil mi? Bu ya da şöyle diyebiliriz işte, Allah'ım ben senin için şu kadar ibadetler ettim, ben şöyle şöyle temiz bir insanım, sen bana niye vermiyorsun? Gönlünle bir şey yaptın, karşında bir şey bekliyorsan bu niye giriyor? Doğal olarak menfaate giriyor değil mi? Musa peygamber onlardan, kadınlardan bir teşekkür bile beklemiyor. Hayvanlarını bırakıyor ve bir ağacın altına gidiyor. Ağacın altına oturuyor. Çünkü biliyor değil mi arkadaşlar? Çünkü biliyor ki ne ederse kendine ediyor. Ne yaparsa kendisine yapıyor. Ve o sırada şöyle bir dua ediyor Musa peygamber. Rabbim dedi, bana ne indirdiysen, ne lütufta bulunduysan, şüphe yok ki hepsine muhtacım ben. Yani o sırada şunu söylemiyor. Yani bana yemek ver, bana bir ev ver demiyor. Bana bir iş ver demiyor. Bana bir güvenlik ver demiyor. Allah'ım işlerini yoluna koy demiyor. Allah'ım diyor, sen bana ne indirdiysen, ne lütufta bulunduysan onlara muhtacım ben. Anlayışa bakar mısınız? Bir müddet sonra, bu duanın bir müddet sonra arkadaşlar, o kadınlardan birisi geliyor, diyor ki babamız diyor seni ödüllendirmek istiyor. Biliyor ki arkadaşlar Musa peygamberde o gelen ödül Allah'tan gönderilen bir ödül. Ve ödül almak için adamın yanına vardığında o kadınların babası diyor ki bu senin ödülün. Ayrıca diyor kızımla seni evlendirmek de isterim. Sonra kızıyla evleniyor arkadaşlar Musa peygamber. Ve artık bir ailesi oluyor, bir evi oluyor. Bir işi de oluyor, öyle değil mi? Bakın bunların hiçbirisini Musa peygamber istememişti. Sadece şunu demişti. Ne göndermişsen ona muhtacım ben. Hazreti Musa o sırada bir adam öldürmüş değil mi arkadaşlar? Yani kazara da olsa bir adam öldürmüş. Cinayetle suçlanıyor. Yakalandığı yerde, görüldüğü yerde vur emri var. Ve biliyor ki Allah hataları kapatır. Kapatabilir, örtebilir. Yani hangimizde böyle bir suç vardır şu an? Şu an beni dinleyen hangi insan cinayetle suçlanıyordur ve hangi insana vur emri vardır? Ama pek çok hatalarımız vardır değil mi güzel dostlar? Hatalar karşısında Musa peygamber ne yapıyor? Yana yakıla yardım edecek birilerini arıyor. Çünkü biliyor ki bir hatayı telafi etmenin yolu birilerine iyilik yapmak, birilerine yardım etmek. Ve Musa peygamber diyor ki buna muhtacım ben. Ve bana ne gönderdiysen ona muhtaçtım ben. Ve o kadınlara yardım etmeye muhtaç. Yani o sırada biz, yani şöyle düşünebilir miyiz? Biz bir insana iyilik yaptığımızda aslında biz mi ona iyilik yapmış oluyoruz, o mu bize iyilik yapmış oluyor? Musa peygamber kadınlara yardım ettiğinde kadınlar mı Musa peygambere yardım etti? Musa peygamber mi kadınlara yardım etti? Muhtaçtım ben diyor, muhtacım ben diyor. Ve bir yandan da cinayetle suçlanıyor ya, yapacağı bir yardım hataları örtüyor. Dolayısıyla hiçbirimizin arkadaşlar öyle büyük hatamız yok değil mi? Hiçbirimiz cinayetle suçlanmıyoruz, hiçbirimiz cinayetten aranmıyoruz. Ama bizim de hatalarımız var. Dolayısıyla hataları kapatmanın, örtmenin formülü neymiş? Birilerine iyilik etmek, birilerine yardımda bulunmak. O zaman birilerine iyilik yaptığımızda, birilerine yardımda bulunduğumuzda Allah otomatikmen bizim hatalarımızı kapatıyor.
Ve Musa peygamber o sırada arkadaşlar bakın bana aş ver, bana iş ver, bana para ver, bana zenginlik ver diye dua etmedi. Ne diye dua ediyor? Rabbim diyor benim için ne verdiysen onlara muhtaçtım ben. Bana ne lütfettiysen onlara muhtaçtım ben. Ve aslında onlara muhtaçtım ben derken Musa peygamber hiçbir şey istemiyor gibi görünüyor olabilir bize değil mi? Aslında her şeyi istiyor o sırada. Çünkü biliyor ki Rabbi yaratıcısı onun ihtiyaçlarını ondan daha iyi biliyor. Ona muhtaçtım ben derken aslında her şeyi istiyor ve sadece kadınlara iyilik yaparak ve sadece böyle dua ederek yani şükürlü bir de elinde hiçbir şey yokken şükrediyor düşünün. Tamamen korumasız bir durumdayken cinayetle işleyenlerken şükrediyor ve böyle bir şükürle böyle bir duayla ev sahibi artık. Aile sahibi artık. İş sahibi artık. Suyu da var, yemeği de var, barınağı da var artık. Güvenli bir yerde artık. Adam birisi işte denizde boğuluyormuş. Denizde boğulurken işte oradan bir vapur geçiyor. Aa diyorlar bakın diyorlar orada bir adam var. Boğuluyor diyorlar. İşte bir simit atalım da kurtaralım diyorlar. Adam diyor ki boğulan adam. Ben diyor simite falan ihtiyacım yok. Beni Allah korur. İşte sonra oradan başka bir gemi geçiyor. Oradan diyorlar ki aa bakın bir adam boğuluyor diyorlar. İşte onlar da simit atıyorlar. Seni kurtaralım diyorlar. Yok diyor adam. Beni diyor Allah korur. Sizin bir şey yapmanız gerek yok. Sonra üçüncü bir gemi geçiyor. Bu adam yine aynı şekilde diyor ki yok yok beni Allah korur diyor. Sonra adam doğal olarak ölüyor. Sonra ahirete vardığında artık orada bir yani bu bir hikaye işte arkadaşlar. Diyor ki oradan Allah'ı temsil ettiğini düşündüğü bir meleğe diyor ki ben zannediyordum ki Rabbim beni korur. Neden korumadı diyor. Onlar da diyor ki Allah seni kurtarmak için üç gemi gönderdi. Sen bilmedin ki. Şimdi ilk başa dönelim arkadaşlar. Düşün sen bir kralsın ve senden birileri bir şeyler istemeye geldi. Şikayetle mi isterse verirsin. Nezaketle bundan önce verdiklerine teşekkür ederek isterse mi verirsin. Ve sen kralsın. Ve senden bir şey istendi. İstendi sen de cevap vereceksin ama adam hiç susmuyor. Geldi birisi senden kralsın. Senden bir şey istiyor. Bana araba ver, ev ver, şurur, devamlı konuşuyor. Devamlı konuşuyor. Sen diyorsun ki bir dursa da versem diyorsun. Ama hiç susmuyor karşındaki kişiye. Nasıl cevap verebilirsin ona? Bizim de arkadaşlar zihnimiz hep konuşuyor. Hiç durmuyor. Bazen boşluk dediğimiz şey var ya arkadaşlar. Kendimizi zihnimizden, bedenimizden, beş yorgunluğa arındırıp boşluğa bıraktığımızda işte o zaman ilahi sesi duyarız. Allah'ın sesini duyma sırasıdır. Sen hep konuşursan, zihnimiz hep konuşursa hep bir şeylerin arayışındaysak o zaman Rabbin sesini duyamayız. Hep şöyle diyorlar ya, Allah sesini duysun, Allah dualarını duysun. Sen Allah'ın sesini duyuyor musun? Espri orada. Sende o kulaklar var mı Allah'ın sesini duyacak kulaklar? Bunun için arkadaşlar biraz susmaya ihtiyacımız var. Kralsın ve senden gelmiş birisi bir şey istiyor ama hiç susmuyor. O zaman nasıl cevap vereceksin? Hiçbir şeye muhtaç değiliz Allah'la konuşmaya muhtaç olduğumuz kadar. Hiçbir sevgili onun kadar tatlı değil. Hiçbir sevgili dertleşmek, konuşmak, sohbet etmek, onunla konuşmak, dertleşmek, sohbet etmek kadar tatlı değil. Onun için gün içerisinde pek çok yere vakit ayırıyoruz ya. Bazen de o duaya vakit ayırmak lazım. O ilahi güçle bağlantıda olmaya vakit ayırmak lazım. Ve öyle bir sessizleşmeliyiz ki ilahi sesi duyabilmemiz lazım. Evet güzel dostlar. Şükreden, teşekkür eden, minnet duyan insanlar olduğunuz için hepinize minnettarım. Ve her zamanki gibi sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile, hatta tutku ile, hatta dua ile kalın. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.